Bilindiği gibi pandemi süreci Türkiye'yi ekonomik olarak, sosyal olarak, eğitim olarak çok fazla yordu. Çok uzunca bir süredir bu toplantıları yapamadık. Üye bazlı toplantıları yapamadık. Fakat faaliyetlerimiz her daim devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden ilçe örgütlerine kadar, mahalle temsilciliklerine kadar seçimle ilgili bütün hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genel merkezi hem de 2019 yerel seçimlerinden sonra başarı gösteren kazandığımız belediyelerde çok ciddi çalışmalar yaptık ve pandeminin halkımıza tarafından daha az hissedilmesini sağlayacak koşulları yaratmada da en fazla etkin olan bizim belediyelerimiz oldu. Bu anlamda son dönemde basının da tüm Türkiye'nin de malumu Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir şekilde Türkiye'de çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar bir taraftan genel başkanın çalışmaları, il bazındaki çalışmaları, onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasının çalışmaları ayrı bir koldan yürüyor. Onun dışında il il rapor hazırlamak üzere yer yer 40-50 milletvekiline ulaşan milletvekillerinin bir ile gittikleri zaman tüm il teşkilatını, ilçe örgütlerini ve ilçeleri dolaşarak esnafla, çiftçiyle, sanayiciyle yaptığı görüşmelerle ilin bir nevi röntgeni çıkarılıp ondan sonra genel başkanın programı oluşturuluyor. Yani bir ile önce milletvekilleri, sonra ekonomi masası, kadın kolları genel başkanı nezdinde kadın kollarıyla, daha sonra da genel başkanla il il Türkiye'nin röntgeni çıkarılıp önümüzdeki seçimlerde yapılacak olanlar anlatılıyor. Onun dışında Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti olarak bundan sonraki idarenin de bizde olacağı göz önünde alınırsa, o illerdeki yatırımlar, o illerde yapılacak olan uygulamalarla ilgili genel merkezde her il için ayrı ayrı raporlar hazırlanacak ve ileride onlar partinin iktidar olduğu zaman hükümet programı halinde tekrar düzenlenecek. Bu anlamda Ordu'da da yarından itibaren bir dizi gezi programlanmış durumda. Bunlardan ilki genel merkezin ekonomi masası. Sayın Faik Öztürk'ün başkanlığında 17 yer yer 17 kişiyle 25 kişi arasında oluşan ekonomi masasının Ordu programı var. Bu program yarın saat 10-15'te Ordu'da bir toplantıyla başlayacak. Daha sonra toplantının akabinde çeşitli ziyaretler. Saat 15.30'da da 15'ten itibaren Ünye'de olacaklar. 15.30'da Sanayi ve Ticaret Odası'nın Ünye Sanayi ve Ticaret Odası'nın salonunda iş insanlarıyla, Ziraat Odası başkanlarıyla, oda başkanlarıyla, sendikaların başkanlarıyla tekrar bir toplantı olacak ve orada da sektör temsilcilerinin, sendikaların, odaların görüşleri alınacak. Onlara ilerideki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki ekonomik uygulamalarla ilgili bilgiler verilecek. Yani bu toplantı genel anlamda teknik bir toplantı olacak. Bundan sonra iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamaları ve Türkiye'nin şu andaki durumundan nasıl çıkarılabileceği, kaynakların ne şekilde oluşturulabileceği, hangi uygulamaların yapılacağı, idari yapıda ne tür değişikliklerin olacağı, bunlarla ilgili çalışmaların, bunlarla ilgili görüşlerin aktarılması şeklinde olacak. Bunun dışında ayın 14'ünde de, gelecek hafta çarşamba günü 14 Temmuz'da da gene Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubundan 45 milletvekili, 45-50 civarında milletvekili Ordu'ya gelecek. Bu program daha kapsamlı bir program olacak, ayın 14'ündeki program. Burada da 19 ilçeye
milletvekilleri dağılacak, sabahtan akşama kadar bir program hazırlanacak. Burada tüm şeylerde, sektörlere, tüm işte esnafa, çiftçisiyle görüşülecek, esnafla görüşülecek, işte odalarla görüşülecek, bir dizi çalışma yapılacak. Daha sonra bu iki toplantıda yapılan, iki gezide, iki çalışmanın sonucunda oluşturulacak raporlar genel başkana, genel merkezde genel başkana sunulacak ve genel başkanın da gene bir heyetle, gene en az 15-20 milletvekiliyle birlikte bu bölgede o artık Trabzon'dan başlayıp Ordu'ya doğru mu olur, Ordu'dan Trabzon'a doğru mu? Burada gene bir dizi çalışmalar olacak. Genel başkan bu çalışmaların üzerine yapılacak olan rapor doğrultusunda Ordu programı yapacak tekrar. Bundan şuraya gelmek istiyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi pandemi demeden, işte yaz kış demeden Türkiye'nin dört bir yanında tüm sektörlerin, tüm illerin, tüm bölgelerin sorunlarını bizzat yerinde tespit ederek bundan sonraki seçime bu şekilde hazırlanıyor. Bu anlamda biz gelecekteki iktidarımızdan eminiz. Bundan sonraki iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde Millet İttifakı'nın iktidarı olacak. Bundan artık eminiz. Bunu kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında da görüyoruz. Bu anlamda gene genel merkezin genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda yılbaşından itibaren bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar tamamen önümüzdeki seçimlere yönelik ve önümüzdeki seçimlerde hem seçimde yapılacak olan çalışmaların programlanması hem de sandık güvenliğiyle ilgili programlama. Ben bunlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Haziran ayı sonu itibariyle 81 ilin tüm ilçelerinde sandık kurulu görevlileri sandık birer yedeğiyle birlikte oluşturulmuş durumda. Sadece sandıklar belli olduğu zaman oradaki havuzdan alıp yerleştirilecek şekilde hem sandık görevlilerine bu konuda şu anda da bilgi de verilmiş durumda ve bugün yarın seçim olacak gibi bir durum olduğu zaman birkaç gün içinde sandık görevlilerine yüksek seçim ilçe seçim kuruluna verecek düzeyde bir çalışma bütün illerde, ilçelerde yapıldı. Onun dışında bütün Türkiye çapında mahalle temsilcileri, işte sandık bölgesi temsilcileri hazırlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi şu anda hiç olmadığı kadar seçime hazır. Ve İstanbul seçimlerinde nasıl sandıklara sahip olduysak şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, bütün bölgelerinde, bütün illerde sandıklarda tek bir kaçak olmayacak şekilde tüm bu hazırlıklar da yapıldı ve devam ediyor.